Evet arkadaşlar, yeni bir örnekle karşınızdayız. Örneğimiz Tunus işi, ajurlu bir model. Bununla eğer böyle bu şekilde merserize iplerle yaparsanız yazlık, baharlık özellikle pardon, baharlık bluzlar yapabilirsiniz, tunikler yapabilirsiniz, yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. Bebeğinize de, kendinize de. Güzel bir model. Şimdi nasıl yapıldığına bakalım. Ben 3 numara şiş kullandım. 3 numara Tunus şişi ve sarı renk ip kullanacağım. Evet, zincirimizi çekiyoruz. Zincirimizi istediğimiz ne yapacaksak onun ölçüsünde çekiyoruz. Sonrasında bunu nasıl başlıyoruz? Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane model var. Her model 4'er ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane model 4'er ilmekten 20 ilmek. Bir de kenar için 23 ilmek. Bunu eğer 3 tane yapacaksak 1, 2, 3, 3 model 4'er ilmekten 3 kere 4 12, bir de kenar için 13 ilmek. Yani kaç model yapacaksak kenardan bir tane fazla şekilde ayarlıyorsunuz. Burada 3 kere 5, şey 4 kere 5 20, bir de kenar için 21 tane ilmek var. Biz de 21 ilmek yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ilmek oldu. 16 18 21 ilmek. İstersek bir tane daha fazla yapalım. O zaman 2, 4, 5, 6 tane olacak bizimki. 4 kere 6, 24. Bir tane de fazla 25. Burası 21 oldu. 22, 23, 24, 25. Şimdi en kenarda ne yapıyoruz? En kenardaki ilmeğimize 3 tane zincir çekiyoruz. 2, 3. Dördüncü zinciri alırken üç zincir çektik. Dördüncü zinciri bir ilmek sayıyoruz. 2, 3, 4, 5 ilmek alıyoruz. Yani 4 buradan, bir de zincir ilmeğiyle 5 ilmek. Zincirle kapatıyoruz ilmeğimizi. 1 2 3 zincir üstüne ilmeğimizi alıyoruz. Buradan 4 tane ilmek alıyoruz ve sık iğne. 1 2 3 zincir. Dördüncüsüyle beraber buradan da 4 tane ilmeğimizi alıyoruz. Sık iğne. Bir, iki, üç. Dördüncüsüyle beraber buradan 4 tane ilmeğimizi alıyoruz. Sık iğne. Bir, iki, üç. Dördüncüsüyle beraber buradan da 4 tane ilmek alıyoruz. Ve sık iğne. 1 2 3 Dördüncüsüyle beraber hepsini bir çekiyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Bakın bu şekilde bir görüntümüz oldu.
Ne yapıyoruz? Şimdi kenardayız. Bir zincir çektik. Motifimizin ortasına batıyoruz. Aldık. 3 tane zincir vardı. Her zincirden bir ilmek. 1, 2, 3. Motifimizin ortasından 1, 2, 3. Motifimizin ortasından 1, 2, 3. Bu şekilde sıramızı başa kadar çıkıyoruz. Motifimizin ortasından 3 tane de zincirlerin üstünden 1, 2, 3. Bir tane motifimizin ortasından 3 tane de zincirlerin üstünden birer tane alıyoruz. Bir tane motifimizin ortasından son 3 ilmeğimiz. Şimdi bakın buradaki ilmek sayımız baştakiyle aynı olmak zorunda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Gördüğünüz gibi yine 25 ilmeğimize tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar 1, 2, 3 zincir. Dördüncüsüyle beraber buradan 4 ilmeğimizi aldık. Sık iğne yaptık. 1, 2, 3 zincir. Üstünü aldık. Buradan da 4 ilmeğimizi aldık. Sık iğne yaptık. 1, 2, 3. Dördüncüsüyle beraber buradan da 4 tane ilmeğimizi aldık. Sık iğne yaptık. 1, 2, 3. Dördüncü zincirle beraber buradan 4 tane ilmek alıp sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. 4 ve buradan 4 ilmek. Sık iğne. 1, 2, 3. 4 ve buradaki 4 ilmeğimizi hepsini bir çektik, kapattık. Tekrar bir zincir. Bu şekilde modelimiz aynı şekilde devam edecek. Motifin ortasından bir ilmek, zincirlerin üstünden birer ilmek. Motifin ortasından bir ilmek, zincirlerin üstünden bir ilmek, birer ilmek. 3 zincir vardı, birer ilmek, 3 tane ilmeğimiz oluyor. Bunu alize iplerle yaparsanız şal da güzel olur. Atkı, etol gibi şeyler de olur. Ne yapıyoruz kenarda? 1, 2, 3 zincir. Dördüncüsünde buradan 4 tane ilmekle beraber hepsini bir çekiyoruz. 1, 2, 3. 4 ilmekle beraber 4 ilmeği bir çekiyoruz. 1, 2, 3. Dördüncü ilmekle beraber buradan 4 ilmek bir çekiyoruz. 1, 2, 3. Dördüncü zincirle beraber buradan 4 ilmek alıp hepsini bir çekiyoruz.
Evet. Yanılmıyorsam model anlaşılmıştır. Ben biraz ilerleteyim bunu. Görüntüsü elimizde nasıl görünecek ona bakalım bu iple. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel, ajurlu bir model oluyor. Bitirmek istersek de bu şekilde de bitirebilirsiniz. Ya da şu şekilde ilmek alarak ve keserek de bitirebilirsiniz. Artık nasıl yapmak istiyorsanız. Onu ben göstereyim nasıl olduğunu. Yine aynı şekilde ilmek alarak gidiyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra normal tunus işi keser gibi ilmeklerimizi ikisini bir keserekten tunus işi normal bitimi bu şekilde oluyor zaten biliyorsunuz. Geriye zincir çekiyormuşuz gibi örerek şişimizi boşaltıyoruz biliyorsunuz. Bu şekilde bitirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Biraz da bundan bakalım. Dolgun iple daha güzel durdu. Bu merserize evet dolgun bir ip zaten kendini güzel gösterdi bu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Paylaşmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Her şey için çok teşekkürler. Hoşça kalın. Bay bay.